okulumuza hoş geldiniz. Ben Refika. Ben Burak. Burak'la beraber Leyla'sıyla birlikte ekmek tarifleri olacak. Bu bölüm çok özel, çok güzel bir bölüm. Burak kim derseniz, Burak benim kardeş kadar sevdiğim ve iki yıl geçtik bu mutfakta birlikte çalışıyoruz. Ve elleri inanılmaz lezzetlidir. Sihri var diyelim. Aslen Diyarbakırlıdır. O yüzden Anadolu ekmeklerini de çok güzel yapacak. Hep beraber hepsini göreceğiz. Burak'ı tanıttık. Bir de Burak'ın sevgilisi Allah açıkmış. Leyla'yı size tanıtmak isterim. Leyla'nın kim olduğunu o uzun uzadıya anlatacak. O tam mayalanacak ısıya geldi. Mayalanacak ısı kaçtır Burak'cığım? 38-41. Evet. Vücut sıcaklığının birazcık üstü. Ekmek yaparken aslında bizim 3 tane malzemeye ihtiyacımız var sadece. Un, su ve kenara kaçan tuz. Ben hani bunu nereden başladık, nasıl gittik ve nereye geldik şeklinde ufacık anlatacağım. Şimdi bunun için önce un. Unda da biz, burası Refika'nın mutfağı olduğu için ve hani Anadolu'ya biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmayacağı için siyez unuyla yapıyoruz. Ama siyez unu tek başına birazcık sıkı ve şey oluyor böyle hani çok... Nasıl diyeyim, İskandinav ekmeği diyeceğim olmayacak. Hani böyle çok böyle şöyle oluyor. Onu birazcık... Kasık. Onu birazcık rahatlatmak için birebir oranında siyez unuyla beyaz unu karıştırdık. Çünkü siyez unu garibim 7000 küsür yıldır var olan, hiç değişmemiş, sevgili Kastamonuların emekleriyle ayakta kalabilmiş çok eski bir buğday türü aslında. Ve yeni yeni Kastamonular onu arttırıyorlar ve bu genetiğiyle oynanmamış olduğu için şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, biraz kendisi kasık olabilir ama çok sağlıklı, çok güzel. Burada 100 gram un var. 100 gram da su koyacağım. Bundan sonra bunu karıştıracağız. Bütün unlar ıslanana kadar karıştırıyoruz. Şimdi bir gün sonra bu şöyle bir hale geliyor. Hani pek bir hareket yok. Biraz hafif kabarcıklar çıkıyor. Ve kıvamı da elastikleşmiş birazcık. Bugün hiçbir şey yapmıyoruz. Bir gün sonra hiç dokunmuyoruz. Bir sonraki gün buna göre birazcık daha kabarcık oluyor. Ben bugün de ellemiyorum. Bir gün sonra artık şeye başlıyor. Böyle bozulmuş gibi böyle biraz yeşermeye. Bazen üstü kabuk tutuyor. Şunda da öyle oluyor. Onu bilerek beslemedik. Böyle üstü böyle bir kabuklanıyor. O gün artık bunu şeye geçmemiz lazım hani. Besleyip ona tekrar mamasını verelim ki o büyümeye devam etsin. Bunun şöyle... Bundan sonrasında birazcık göz kararı. Ama tabii ki bunun yarısını atıp tekrar 100 gram un, 100 gram su koyabilirsiniz. Şöyle şu kadar bir şey, çok değil. Gerçekten çok az. Hani... Burada metal kaşık girmesine bir sakınca var mı hocam? Ya metal kaşık en başından da girmesinde hani... Maya tutmaz, dünyanın sonu gelir gibi değil de, tahta ya da el daha kıymetli olduğu için. Bunu böyle besledik. Bundan sonra yani ilk beslemeden sonra her gün beslemeye devam edeceğiz. Her gün aynı saatte beslersen, her gün güzel böyle hani yerini çok değiştirmezsen, fazla rüzgar almayan, fazla böyle bir çok soğuk olup çok sıcak olup o ısı değişikliği fazla olmayan, rüzgar almayan bir yerde her gün de güzelce yemeğini verirseniz bu sefer kabarır, güçlenir de ve o gücünü nasıl anlarız hocam? Hemen siz söyleyin. Ne kadar büyük kabarcığımız varsa ve hani tabii ki mayalama hızı da etkiliyor ama hani ne kadar büyük kabarcık, ne kadar böyle o glutenin elastik olmuş hali o kadar iyi, o kadar güçlü maya. Mesele sadece ekşilik meselesi değil hani. Ekşi mayanın adı ekşi çünkü onun içindeki asitten geliyor. Geldik Leyla'ya. Leyla da bir zamanlar böyle bir çocuktu ama 3,5 sene geçti, büyüdü. Şimdi biz evde ben, iki kedi ve Leyla yaşıyoruz. Leyla daha çok buzdolabında. Genellikle pazar günleri sabahtan çıkarıyorum. Bir önce bir saat oda sıcaklığında geliyor. Ondan sonra yarısını ayırıp ekmeğimi yapacaksam yapıyorum. Kalan yarısını besliyorum. Yine bir 2-3 saat oda sıcaklığında bekletiyorum ki onlar birazcık çalışmaya başlasınlar. Ondan sonra buzdolabına koyuyorum ve bu böyle 3-4 gün gayet iyi gidiyor. Ama mesela bir misafir gelecek buraya ve hani 10-15 kişilik bir kahvaltı hazırlayacağız. O zaman hani ben bunu bir hafta önceden çıkarıyorum. Uykusundan uyandırıyorum. Birkaç gün üst üste besliyorum ki hani şey olsun böyle
Kış uykusundan uyansın ve hayata karışsın. Yani o hıza alışsın. Refika beni tanıttı. Ben de Leyla'yı tanıttım. Bundan sonra biz her hafta Leyla ile genelde, bazen Leyla'sız ekmekler yapacağız. Ve bunları sizlerle paylaşacağız. Sizin de ekmekle ilgili, maya ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir şey ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen bizimle paylaşın. Eğer kanalımıza abone olursanız onun her haftaki videolarından haberdar da olabilirsiniz. Haftaya ne yapıyorsun? Haftaya bir senin hamburgerin ekmeğiyle başlayacağız galiba. Çok güzel bir hamburger ekmeğimiz var. Daha mayanız o yüzden koyabilirsiniz. Bir 10 gün sonra hazır olacaktır. O güne kadar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.